Herkese merhaba, ben Sonia. Bugün bu videoda bir bakım videosu çekmek istiyorum. Belki fark ettiniz ama bir önceki videodan cildim çok güzel görünmüyordu. Çok düz değildi ve birkaç tane sivilceye çıkmaya başladı. Ve böyle durumlarda hangi ürün, hangi bakım ürünleri kullanıyorum göstermek istiyorum. Çünkü birkaç tane soru gördüm. Akşam sabahları nasıl cildimi temizliyorum, nasıl makyajı çıkartıyorum ya da hangi bakım ürünleri kullanıyorum ve bu soruları cevap vermek istiyorum bu videoda. İsterseniz hemen başlayalım. Ve başlamak için akşamları nasıl makyajı çıkartıyorum? En çok kullandığım ürün bu. Nivea Aqua Sensation. Bu normal ve karma ciltler için. Makyajı çıkartmak için en çok bu ürünü kullanıyorum. Çünkü kullanmak çok kolay oluyor. Çok az kullanırsam yetiyor. Yani çok kullanmak da gerek olmuyor. Ve komple tüm makyajı çıkartabiliyor. Yani maskara, far, likit ruj, her şeyi çıkartabiliyor ve çok kolayca. Şu anda çok az kaldı. Çünkü gerçekten her akşam bunu kullanabiliyorum. Ve bunu kullanmayı çok seviyorum. Bunu belki 5, 6, 7 kere satın aldım. Her zaman bunu alıyorum. Çünkü çok başarılı bir temizleme jeli. Ve bunu tavsiye ediyorum. Akşamları makyajı çıkartmak için başka ürünleri de kullanıyorum. Ama bunların çok diyelim ki çok uğraşmak istemiyorsam bunları kullanıyorum. Başka en çok kullandığım ürün bu. Garnier temizleme suyu. Bu mavi yeşil renk karma yağlı ve hassas ciltler için. Ben ya da bu renk ya da pembe olan satın alıyorum. Yani değişiyor. Ben bunu kullanmayı çok seviyorum. Çünkü çok başarılı bir temizleme suyu. Ve çok kolay oluyor temizlemek için. Sadece biraz pamukla dökülüyorum ve böyle yüzüme bir masaj yaparak hepsini çıkartabiliyorum. Bunu ne zaman en çok kullanıyorum? Genellikle akşamları, yani salonda böyle oturuyorsam, bir dizi ya da bir film izliyorsam ve lavaboya geçmek istemiyorsam bunu zaten salonda ben bir tane koyuyorum ve direkt hazır oluyor. Orada pamuk var, bunu var. O yüzden akşamları biraz işte makyaj çıkartmak istiyorsam ve rahat kalmak istiyorsam genellikle bunu kullanıyorum. Sonradaki iki ürün, bunlar biraz farklı ürünler. Bunları ne zaman kullanıyorsam, diyelim ki yaptığım makyaj çok ağır ya da işte takma kirpik taktıysam ya da işte çok böyle kalıcı bir ruj kullanıyorsam bunları da kullanabilirim. İlk olan bu ürün var, marka Caudalie. Ve bu bir temizleme yağı. Bunu kullanmayı çok seviyorum çünkü gerçekten ağır makyajları çıkartabiliyor ve çok hassas ciltler için çok uygun bir ürün çünkü bayağı doğal. Göstermek istiyorsam gördüğünüz gibi bu şekilde bayağı sıvı bir yağı ve böyle sadece çok böyle hassas bir masaj yaparsanız tüm makyajları çıkartabiliyorsunuz. Sadece bunu böyle bir masaj, komple masaj yapıyorsunuz. Sonra yine de lavaboya geçmek gerekiyor. Ve biraz suyla böyle çıkartabiliyorsunuz. Ya da işte ıslak bir havluyla çıkartabiliyorsunuz. Ama bunu kullanmayı seviyorum çünkü bayağı ağır makyajları çıkartabiliyor. Sonra başka ürün, benzer ürün. Bu L'Oreal Değerli Çiçekler Temizleme Kremi. Bu aynı şekilde bayağı yoğun bir malzeme ve yüzünüze böyle sürüyorsunuz, masaj, böyle iyice bir masaj yapıyorsunuz. Sonra ya da suyla, lavaboda ya da ıslak havluyla çıkartabiliyorsunuz. Bunu işte aynı şekilde çok yoğun makyajla çıkartmak için çok başarılı bir ürün. Ve bunu çok seviyorum çünkü çok tatlı bir rengi var, böyle açık pembe ve bir krem. Bayağı yoğun bir krem ve sadece işte böyle masaj yaparak hepsini çıkartabiliyorsunuz. Bunu her zaman kullanmıyorum çünkü her gün çok yoğun bir makyaj yapmıyorum. Ama ne zaman işte çok böyle çok kalıcı bir likit ruj kullanıyorsam ya da diyelim ki hala işte kirpik yapıştırıcı kaldıysa bunu işte iyice bir masaj yapıyorum ve çıkartabiliyor. O yüzden bazen kullanıyorum ve çok severek kullanıyorum. Ve temizleme ürünleri bu kadar. Şimdi biraz maskeye geçiyoruz ya da peeling. Genellikle haftada 2-3 kere ya da maske ya da peeling yapıyorum. Cildimi biraz daha iyi temizlemek için. Çünkü haftada 5 ya da 6 gün makyaj sürüyorum. Ve bu makyajı komple çıkartmak için peeling kullanmayı seviyorum. İlk olan marka Yves Rocher. Bu adı Gommage Scrub ve içinde kayısı parçaları var. Onu çok seviyorum çünkü çok başarılı bir peeling. Yani parçalar bayağı yoğun ve bayağı sert. O yüzden böyle masaj yaparsam gerçekten çok iyi temizliyor. Bu ikinci ya da üçüncü şişe olabilir.
o kadar başarılı bir peeling hiç görmedim. Çünkü genellikle peeling içinde çok böyle küçük küçük parçalar var ama işte sanki gereksiz oluyor. Hiç böyle masaj yaparsam hiç bunları hissetmiyorum, hiç böyle hiç temizlemiyor. Ama bu tam tersi. Gerçekten parçalar çok başarılı ve çok iyi temizliyor. O yüzden en sevdiğim peeling bu. Ve başka peeling olarak çok sevdiğim bir peeling L'Oreal'inki Shaker Peeling. Bu siyah noktalar için bir peeling. Bunu kullanmayı çok seviyorum çünkü çok güzel bir rengi var. Böyle kiwi rengi. Ve koku da çok seviyorum. O yüzden bunu kullanırsam böyle çok güzel bir koku geliyor. Çok severek kullanıyorum. Ve bunun aynı şekilde parçalar var içinde. O şeker parçaları. Ve onlar aynı şekilde çok iyi hissediyorum. Bunlar biraz daha ince parçalar. O yüzden bence bu biraz daha hassas bir temizleme yapıyor. Ama bunu da aynı şekilde yani ya da bu ya da bunu kullanıyorum ve haftada 2-3 kere kullanıyorum. Genellikle peeling maskeler duştan sonra kullanıyorum çünkü cildim gözün renkleri daha iyi açılıyor sıcaktan. O yüzden bir temizleme yaparsam daha iyi oluyor. Daha iyi sonuçları alabiliyorum. Ve maske olarak en çok sevdiğim maske bu şekilde. Yani sürüyorsunuz sonra kolayca çıkartabiliyorsunuz. En çok kullandığım işte bu iki ürün. İlk bir tane beyazlatıcı bir maske ve bu siyah noktalar için bir maske. Bu ürün aslında aldım sadece denemek için ama çok böyle o kadar iyi sonuç beklemiyordum. Sadece öyle bir gün geçti. Bu peelingi kullandım. İşte bahsettiğim peeling, Ivoshi. Bunu kullandım. Sonra üstüne bu maske yaptım. Ve cildim gerçekten bebek gibi oldu. Yani böyle yumuşacık, çok böyle temiz görünüyordu. O yüzden çok şaşırdım. Ve bu iki ürün combo olarak kullanıyorum. Ve çok iyi sonuçları alıyorum. O yüzden ben bu beyazlatıcı maske çok iyi, yani çok tavsiye ediyorum. Sonra ikinci maske olarak işte bir siyah maske var. Bu siyah maske kullanıyorum. İyi sonuçları alıyorum. Ben daha çok böyle iyi siyah bir maske bulamadım maalesef. Genellikle işte siyah noktaları böyle yarım alabiliyorlar. Böyle hepsi birden alamadım. Çok iyi bir sonuç alamadım. Ama yine de başarılı bir ürün. Yani yine de böyle güzel sonuç alabiliyorum. O yüzden bunu kullanıyorum. Ve peeling ve maske yaptıktan sonra cildim biraz kuru oluyor. O yüzden hemen bir nemlendirici kullanıyorum. Ama biliyorsunuz birkaç kere bahsettiğim gibi siyah böyle lekelerim var. Çünkü ne zaman bir sivilce çıkıyorsa her zaman maalesef bir böyle kahverengi bir leke bırakıyor. O yüzden ben bunları çıkartmaya çalışıyorum. Ve beyazlatıcı kremlerle biraz çıkartabiliyorum ama çok zor oluyor. Ve bayağı zaman gerekiyor. Ama şu anda kullandığım iki tane ürün var. Marka Bobbi Brown ve bunlar beyazlatıcı ürünler. Bunları yeni kullanmaya başladım ama şimdiden sonuçları görebiliyorum yavaş yavaş. Yani cildim biraz daha temiz görünüyor. Ve o kahverengi lekeler çok böyle yoğun kalmıyor. Biraz daha hafif kalıyor. O yüzden bu ikisi kullanmayı seviyorum. İlk ürün bir tane serumu var. Bu serum sabah akşam kullanıyorum. Yani hemen cildimi temizledim ya da maske peeling yaptıktan sonra bu serumu kullanıyorum. İşte sürüyorum sonra masaj yapıyorum. Sonra işte aynı seride nemlendiriciyi kullanıyorum. Bu nemlendirici kremi de aynı şekilde beyazlatıcı bir nemlendirici kremi. Ve bu ikisi beraber güzel sonuçları görebiliyorum. O yüzden bu ikisi her sabah akşam kullanıyorum ve tavsiye ediyorum. Nemlendirici olarak biraz daha hafif bir nemlendirici kullanmak istiyorsam, yani diyelim ki hava çok sıcak ise, çok yoğun bir hava olursa biraz daha işte jel kıvamında bir nemlendirici kullanmayı çok seviyorum. Ve jel nemlendirici olarak Neutrogena'nın kullanmayı çok seviyorum. Çünkü yağlı cilt tipler için çok yoğun bir nemlendirici. Yani hiç böyle yağlı bir hisset bırakmıyor. Çok hafif bir jeli ve iyi nemlendiriyor. O yüzden bunu kullanmayı da çok seviyorum. Ve sonradaki ürün belki ilk baştan bahsetmek gerekiyordu. Ama dediğim gibi bazen cildime böyle sivilceli geliyor. Ve bunları çıkartmak için bazen ürünleri kullanıyorum. Ve kurutma ürün olarak bunu kullanmayı çok seviyorum. Bunun marka Origins ve adı Super Spot Remover. Yani ne zaman bir sivilce geliyorsa böyle küçük bir şişe içinde bir sıvı var. Ve bunu direkt sivilce üstüne sürebiliyorsunuz akşamları. Ve sabah o sivilce biraz daha kuru oluyor. Ne zaman bir sivilce geliyorsa genellikle ayda bir kere olabiliyor.
Böyle bir kurutma jeli kullanmayı çok seviyorum. Çünkü sadece işte o sivilce üstüne sürüyorsunuz akşam ve sabah o sivilce kuru oluyor. Sonra işte daha hızlı bir şekilde gidebiliyor. O yüzden bu ürünü kullanıyorum ne zaman bir sivilce geliyorsam. Ve son olarak iki tane bakım seti var. Ve aynı markadan geliyor Clinique. İlk set olarak bu da işte ne zaman bir sivilce geliyorsa bu seti almayı seviyorum ve kullanmayı da çok seviyorum. Bu set içinde 3 tane küçük bir ürünü var. Ve bu genellikle ne zaman böyle cildim çok böyle kötü bir durumdan geçiyorsa bu ürünü, bu seti satın alıyorum ve işte bu faz için yetiyor. Sonra işte tekrar geliyorsa tekrar alıyorum. Bu küçük set içinde 3 tane ürünü var. İlk olarak bu temizleme jeli var. Bu işte çok hassas ciltler için çok uygun ya da sivilcele olursa böyle çok hassas bir temizleme jeli var. O yüzden bu şekilde yani bu tip ciltler için çok uygun bir temizleme jeli. Ve ikinci step olarak bir tane temizleme solüsyonu var. Bu aslında kurutuyor. Yani bir pamuk üstüne biraz sürüyorum. Sonra böyle pamukla böyle yüzüme sürüyorum. Bu bayağı cildi kurutuyor. Yani o işte sivilce bölgeleri bayağı iyi kurutuyor. Bu gerçekten çok iyi temizliyor. Çok başarılı bir losyon. Yani bu kit içinde en çok sevdiğim ürün bu. Çünkü gerçekten çok başarılı bir solüsyon. Ve üçüncü step olarak bir tane nemlendirici var. Bu nemlendiriciyi de çok seviyorum. Çünkü bir jel. O yüzden çok böyle hafif. Hiç böyle ağır hissetmiyor. Ve sivilcelerin üstünde çok böyle ağır hissetmiyorsunuz. O yüzden bunu kullanmayı çok seviyorum. Ve ikinci set olarak dediğim gibi o da aynı marka Clinique. Bu sette ne zaman cildim çok kuru olursa çünkü dediğim gibi cildim yağlı ama bazen de çok kuru olabiliyor. O yüzden böyle bir set kullanmayı çok seviyorum. Çünkü çok iyi nemlendiriyor. İlk step olarak bir tane temizleme böyle köpük var. Ve ben köpükleri kullanmayı seviyorum çünkü bayağı iyi temizliyor ama aynı zamanda bu çok böyle hafif kalıyor. İkinci step olarak bu ürünü var. Bu aynı şekilde bir losyon ama bayağı iyi temizliyor. Zaten haftada böyle hafta 5 gün makyaj sürüyorum. O yüzden çok iyi temizlemem lazım. Çok iyi o makyajı hepsini çıkartmam gerekiyor. O yüzden böyle losyonları kullanmayı çok seviyorum. Çünkü çok başarılı losyonlar. Ve üçüncü step olarak bir tane çok iyi ve yoğun bir nemlendirici kremi. Cildime çok böyle sivilceleri olmasa ya da işte çok böyle sıkıntıları olmasa akşamları böyle çok yoğun bir nemlendirici kullanmayı çok seviyorum. Çünkü sabah uyanırken cildim çok böyle nemli ve üstüne makyaj daha çok güzel bir sonuç alabiliyorum. İsterseniz kit olarak değil ama sadece bu krem de alabiliyorsunuz. Çok iyi bir krem ve tavsiye ediyorum. Ve bu video için bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve şimdi çok meraklıyım. Siz sabah akşam hangi bakım ürünleri kullanıyorsunuz? Ya da en sevdiğiniz bakım ürünü nedir? Yorum olarak yazabilirsiniz. Ve gitmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Bye.